İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bu akşamki Kent Yaşam programını size Abant'tan sunuyorum. Abant'ta neler oluyor? Evet, Abant'ta neler oluyor? Bunu yerinde gözlemlemek ve görmek ve sizlerle paylaşmak için Abant'a geldik. Abant'ta katliamı yerinde görüntüledik ve sizlerle bu akşam bunu paylaşacağız. Bu akşamki konuğum Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Mehmet Tunçer. Mehmet Bey hoş geldiniz programımıza. Merhaba efendim, siz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, ulusal basına yansıyan bir takım haberlerle birkaç gün Abant konusu işlendi. Ama Abant konusu ulusal basında sustu. Ben Abant'ı özellikle Abant'ın doğal güzelliklerini ve bu güzelliklerinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildiğim için özellikle bugün Abant'a geldim. Ve Abant'ta yapılan çalışmaları sizler için görüntüledik. Bu görüntüleri besleyen yine burada sivil toplum örgütlerinin, TUMOV'a bağlı bütün odaların ve bir takım kuruluşların karşı duruşları karşısında onların aldığı görüntüleri de bu akşam ekranlara yansıtacağız. Ve Abant'ta neler oluyor hep birlikte izleyeceğiz. Önce isterseniz Abant'ta neler yapılmış? Çok kısa bu görüntüleri birlikte paylaşalım. Sonra sevgili hocamla söyleşiye devam edeceğiz. Çatal çama kurşuna
Evet sevgili izleyiciler, görüntüleri izlediniz. Bu süreçte sizlere yine ekranlardan, görüntülerin arkasından burada çekilmiş olan fotoğrafları da yansıtacağız. Konuşmalarımız sırasında onları da göreceksiniz. 2009'un Kasım ayında bir hareketlilik başladı Abant'ta ve bu Kasım ayındaki yapılan hareketliliği bir takım çevre örgütleri takip ettiler ki Abant için bir proje hazırlanmış. Burası için hazırlanan projede maalesef üniversite yok. Konunun bilim adamları, uzmanları yok ve bir hazırlanan projeye göre de Bolu İl İdaresi'nin yapmış olduğu bu proje uyarınca sevgili Bolu Valimiz burada derhal çalışmalara başlayarak Abant'ı maalesef Abant olmaktan çıkarmaya başlamış. Evet hocam, bu projelendirme sürecini ve buradaki çalışmaları, buradaki yapılan çalışmaların Abant'a neler kaybettirdiğini sizden alalım. Çok teşekkür ederim. Abant'ı biraz önce izlediniz. Abant'ta dozer seslerini de duydunuz biraz önce. Burası bir tabiat parkıdır. Tabiat parkı milli park niteliğinde ve milli parktan daha öte koruma statüsü olan bir yerdir. Tabiat parkına bırakın dozer girmesini, kazma kürek bile girmemesi gerekir. Uzun devreli gelişme planları yapılır milli park yasasına göre. Ve milli park yasası uyarınca uzun devreli gelişme planını biz hazırlamıştık 1999-2000 yıllarında. Ve 2 yıl boyunca uğraştığımız bir plana maalesef hiç uyulmadığını da görüyoruz. Yapılan alt ölçekli planlar biliyorsunuz üst ölçekli planlara uyması uymak zorunda. Bolu İli Valiliği Özel İdaresi Doğa Koruma Milli Parklardan bir takım yetkiler almış. Bu yetkiler şöyle: çadırlı kamp alanı, kapı girişi, köy ürünleri satış ünitelerinin işletmeciliği ile genel saha temizliği ve güvenlik hizmetleri. Bunun için bir protokol imzalanmış Bolu İli Özel İdaresi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından. Yapılan çalışmalar 11 Mart tarihli bir rapor var elimde, inceleme raporu. Burada buna tamamen uyulmadığı ve hiçbir şekilde aslında yapılmaması gereken uygulamaların yapıldığını görmüş arkadaşlarımız. Bu raporu hocam, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ankara hazırlamış. Ankara Çevre ve Orman Bakanlığı'nın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü elemanları bir rapor. Ayrıca bir başka rapor daha var. Onu da burada Batı Karadeniz Ormancılık Enstitüsü hazırlamış. İkisi ortak bir rapor haline gelmiş. Bu sözleşmede diyor ki işletmeci çevreye ve çevredeki bitki örtüsüne zarar verici faaliyette bulunamaz. Ve tesislerde hayvan bulunduramaz, besleyemez. 91. maddede uzun devreli gelişme planında yapılması öngörülen otopark, ziyaretçi tanıtım merkezi, altyapı ve çevre yolu ve yürüyüş yolu düzenlemeleri için gerekli tüm projeler ve planlar işletmeci tarafından hazırlanarak genel müdürlük onayına müteakip işletmeci tarafından tamamlanacaktır. Yapılan inceleme raporunda bunun tabii ki böyle olmadığı ve hiçbir şekilde bu uzun devreli gelişme planına uygun yapıl davranılmadığı anlaşılıyor. Bunu zaten bütün çevre dernekleri, TMOP ve üniversitemiz hocaları yerinde gördü ve saptadı, belirledi. Sanırım bununla ilgili olarak Köroğlu Çevre Platformu adı altında bir platform da kuruldu. Var. Evet, burada bir de çevreciler, TMOB'a bağlı kurumlar var. İmza kampanyası başlattılar, evet. Yamaç Paraşütçüleri Derneği de bu işin içerisinde. Tabii. Ve Orman Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası falan hepsi. Halkın da imzaları birikiyor, tabii o da önemli. Bizim planımız, uzun devreli gelişme planı yaklaşık 2 yıl sürmüştür. Bu planda ben proje yöneticisiydim. Koruma plancısı, orman mühendisi, biyolog, flora ve fauna uzmanları, jeoloji mühendisi, peyzaj mimarı ve mimarlardan oluşan bir ekip çalıştı burada. Ve çok hassas bir planlama çalışması yapıldı. Biliyorsunuz hassas bir ekolojik denge içinde burası. Ve buraya çok dikkatli davranmak gerekiyor ve kendi doğasına çok fazla müdahale edilmemesi gerekiyor. Planımızın danışmanlarından Ankara Üniversitesi öğretim üyesi, biyolog, Profesör Doktor Barbaros Çetin hocamız bir bildirisi var. Diyor ki milyarlarca lira harcanarak gerçekleştirilen Abant Gölü Tabiat Parkı uzun devreli gelişme planının dikkate alınmaması
verdiğimiz bütün emeklerin boşa gittiğini göstermiştir. Evet. Ne yazık ki. Özel statüyle korunan bir tabiat parkının Ankara'daki yapay gençlik parkı gibi düşünülerek inşaat alanına çevrilmesi ekolojik bilgisizliğin acı bir örneği olmuştur. Çetin planın parkın ekolojik anayasası olduğunu belirterek bunu çiğnemek uluslararası sözleşmelere ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırıdır diye ekledi. Şimdi bu tabii bir takım davalar açıldı evet, ve mahkemeye intikal etti. Yargı süreci başladı. Ben tabii bu süreçte artık çok fazla hani niye böyle oldu, kim suçlu buna girmek istemiyorum. Fakat şu anda gördük işte çok acı bir şekilde yeniden izledik. Bütün doğal yol seviyeleri bozulmuş, kıyı ekolojisi bozulmuş, mahvolmuş evet, ve kıyıya gölün hassas bir zon olan bu ekolojik denge topraklarla tonlarca taş kaya yığılmasıyla yok edilmiş ve herhalde nilüfer göremeyeceğiz yıllarca burada. Su samurlarının yuvaları tahrip olmuş ve en önemlisi gölün kendini savunma mekanizması olan sazlıklar ve onun içindeki biyolojik yaşam neredeyse tahrip olmuş çoğu yerde ve yolun kendi güzergahı değiştirilmiş. Halbuki biz bu yolu planda, uzun devreli gelişme planında bir yaya ağırlıklı, bisiklet ağırlıklı ve akülü sistem ağırlıklı bir yol olarak önermiştik ve bunu da herkes biliyor. Yani 10 senedir bu böyle. Hatta ilk başta bu düzenleme yapılacağı zaman gazetelerde de çıktı. Denildi ki işte Abant Gölü çevresi yayılaşıyor. Çok mutlu olduk. Benim bir mülakatım var. Üniversite magazin için yaptığımız. Bunu internette de herkes ulaşabilir. Evet. Bu mülakatta planın kararları nedir? Plan nasıl davranılması gerekiyor? İşte bu yolun göl tarafında yürüyüş yolu olması gerekiyor. Ortada shuttle olması gerekiyor ve orman tarafında da bir atlı spor yolu düzenlemesi gerekiyor. Ama görüyoruz ki bir otoyolu gibi neredeyse çok genişletilmiş yol ve yolun doğallığı bozulmuş, görselliği bozulmuş ve bütün kıyı ekosistemi tahrip olmuş. Bu birinci yapılan en büyük hata tabii burada. Evet. İkincisi göl seviyesi yükseltilmiş ve ağaçların dibi işte biraz önce burada da gördük. Suyla doldu. 1,5 metre, 2 metreye yakın su seviyesi yükselmiş. Sanırım şu anda göl biraz geri çekilmiş vaziyette değil mi hocam? Şu anda boşaltılmaya başlandı. Evet, yani 2 hafta önce bir uyarıda bulunuldu. Göl seviyesi indiriliyor. Hı hı. Tabii bunlar hep iyi niyetle başlayan şeyler ama tabii şunu söylemek lazım. Hani bir deyim vardır. Kristalci dükkanına filin girmesi gibi yapmamak lazım bu işleri. Evet, evet. Yani burada çok hassas bir ekolojik doğal değerimiz var Abant gibi. Biz bunu korumak ve planlamak için 2 yıl uğraştık. Bu planlara saygı gösterilmesi ve ona uyulması gerekiyordu. İşte yavru Abant gibi yukarıda onu da gördüğünüz paylaşacağız. Evet, bir şimdi olay yapılmış. Tabii, buyurun. Şimdi sevgili izleyiciler, Abant'ta bir Davos benzetmesi var veya Davos'a bir özenti var. Abant'ı Davos yapma arzusu var. Ben inanıyorum ki Bolu Valisi veya Bolu İl İdaresi, Özel İl İdaresi burayla ilgili bir proje geliştirmedi. Bu projeyle ilgili olarak çalışma yapabilmeleri için mutlaka yukarılardan emir almaları gerekir. İşte bu Davos özentisinin nereden geldiği, kimler tarafından pompalandığını bilemiyoruz. Ve Sayın Valinin basına demeçlerinde de dikkat ediyoruz ki burası Davos'tan güzel olacak. Şimdi işin bir de ikinci ayağı var. Eğer burayı Davos yapmak fikri ve düşüncesi var ise ki o gösteriyor. Buranın ikinci projeleri var kamuoyundan saklanan. Burada konaklama tesisleri, oteller ve konferans merkezleri yapılma gibi bir tehlike daha var. Ve onu da sit alanının dışında bir yerlerde yapacağız diye şimdilik söyleniyor. Bir oldu bittiye getirilmiş. Görüntülerde izlemişsinizdir. Abant Gölü'nü besleyen bir takım akarsuların önlerine setler çekilerek Abant'a benzetmek istedikleri küçük yapay göller de oluşturuluyor. Fakat buradaki bütün meralar sular altında kalmış. Oradaki bitki örtüsü ve orada yaşayan hayvanların yuvaları tamamen sular altında kalmış vaziyette. Ve Abant maalesef yok oluyor. Abant yok oluyor derken hemen şunu da sizlerle paylaşmak istiyorum.
burada çevrecilerin karşı koyarak direndikleri bir web sitesi var. Bu web sitesinde de çalışmalara ilişkin bir imza kampanyası başlatılmış vaziyette ve şu ana kadar 6500 imza toplanmış durumda. www.abantyokoluyor.com'dan bunu arkadaşlarımız da alta yazı olarak geçebilirlerse sizlerle paylaşmak isterim. Tekrar söylüyorum. www.abantyokoluyor.com'dan Abant'ta yapılan katliamı çok daha net gözleyebilirsiniz. Biz bugün kendi imkanlarımızla, kendi teknik imkanlarımızla size buradan bu programı bir şekilde sunmaya çalışıyoruz. Evet hocam, kaldığımız yerden devam edelim lütfen. Şimdi efendim, Abant Davos benzetmesi ne kadar doğru bilemiyorum ama tabii toplantılar ve önemli kongreler burada yapıldığı için herhalde böyle bir benzetme yapılmış. Ben merak ettim, bu Davos'a da gitmedim hiç, bir daha da gitmem. Fakat bu Davos'taki manzara nedir, nasıl bir yerdir diye internetten araştırdım. Davos böyle Alplerin tepesinde ve gölü olmayan, ekolojisi olmayan bir yerleşim. Yani evet. Orada oteller yapmak çok mümkün tabii. Fakat burada çivi bile çakarken hakikaten çok hassas davranmanız lazım. Yani burası bir tabiat parkı ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış bir yer. Doğal sit alanı, birinci derece doğal sit alanı. Bunun burada ne yapılacağı Milli Park Kanunu'nda yazılı, Çevre Kanunu'nda yazılı, Orman Kanunu'nda yazılı, daha çok Milli Park Kanunu'nda yazılı. Ve uzun devreli gelişme planları da zaten bu doğrultuda yapılır. Yani burada